Merhaba arkadaşlar. Bu bahar 2022 döneminde bir bilgisayar bilimleri dersi veriyorum. Bu dersi aynı zamanda YouTube'a koyacağım için aslında görmediğim onlarca veya inşallah yüzlerce öğrencimize iyi bir dönem dileyeyim, iyi bir sene dileyeyim ve başlayayım. Dersin konusu algoritmalar ve veri yapıları. Dersin aslında ben bu dersi Iğdır Üniversitesi öğrencileri için hazırladım. Bu benim daha önce defalarca verdiğim, University of California, Santa Barbara'da defalarca verdiğim bir ders. Ve dolayısıyla notlarım oradan aslında ve bütün notlarım İngilizce. Şimdi bu bir sorun teşkil edebilir bazılarınız için. Ben size önemli benim Türkçe konuşurken kullandığım slaytları, materyali izlemenizi istiyorum. Çünkü hem İngilizce öğrenirsiniz hem de algoritmalar ve veri yapıları öğrenirsiniz. Akabinde başka materyale yönelmeniz gerektiğinde gerekli terminolojiye de sahip olursunuz. Burada amaç aslında size İngilizce öğretmek değil, bilgisayar bilimlerinin ve özellikle bu konunun algoritmalar ve veri yapıları konusunun temel terimlerini öğretmek. Bu ders tamamıyla Türkçe verilebilir mi? Türkçe konuşulabilir, tabii ki konuşulabilir. Ben şu anda zaten Türkçe konuşuyorum ve Türkçe konuşmaya devam edeceğim. Ancak bunun slaytlarının Türkçe'ye çevrilmesi sizin sandığınızdan daha zor bir problem. Sebebi de buradaki terimlerin birçoğunun üzerinde bir konsensüs oluşmuş değil. Yani acaba bu terimin doğrusu nedir? Tamam, algoritmalar, algorithms, algoritmalar ama inanın dataya veri denileceği bile o kadar çok açık değil. Biliyorsunuz bir dili belirleyen şey o dili konuşanlar. Yani hiçbir otorite yok aslında. Zaman içerisinde insanlar konuşa konuşa bazı terimleri kabul ediyorlar. Dille özdeşleştiriyorlar. Bazı terimleri ise hiç kabul etmiyorlar. Kayboluyor. 3-5 yıl kullanılıp ondan sonra bırakılan onlarca, yüzlerce terim var Türkçe'de. Bir takım başka dillerden Türkçe'ye gelmiş. O yüzden biraz azıcık sabırlı olmanızı istiyorum sizden. Şikayet etmeyin lütfen. Dersin materyalini ben Iğdır Üniversitesi öğrencileri için onların LMS denilen Learning Management Sistemine yükletiyorum zaten. Bir öğretim üyesi arkadaşımız yardımcı oluyor bana bu konuda. Materyali zaten elinizde olacak. Daha sonradan bunu tercüme etmeye çalışabilirsiniz. Bu da size bir ilave bir şey olur. Bir bilgi kaynağı olur. Azıcık İngilizce biliyorsanız harika. Yani çünkü çok fazla derin bir İngilizce'den ben burada bahsetmiyorum. Şimdi hemen konuya gireyim. Gene devam etmeden bir şey daha söyleyeceğim. Iğdır Üniversitesi öğrencileri dersi izliyor şu anda. Ders sırasında ben bu şu anda kayıt var. Kayıt sırasında evet şu anda kayıt devam ediyor. Kayıt sırasında lütfen soru sormayın. Kayıt bittikten sonra ben kaydı kapattığımı söyleyeceğim ve ders sizinle devam edeceğim. Birinci kısmında kaydettiğim kısmı 75 dakika. Bu 75 dakika hiç durmadan konuşacağım. Zaten benim sabrım da 75 dakika. Daha fazla konuşamayacağım. Sonra kaydı durduracağım. Siz de bir nefes alırsınız ve bana sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Onlara kayıt dışı cevap vereceğim. Şimdi bu şeylerle, bilgilerle başlayalım. Şimdi bu dersin amacı algoritmalar tabii. Ama algoritma ve veri yapısı
pek birbirinden ayrılamaz. Bu bilgisayar bilimleri için geçerli bir argüman. Algoritma konusu birçok yerde kullanılıyor. Mesela matematiğin içerisinde de bir sürü konularda algoritma konusu çok önemlidir. Ve onların computer science yani bilgisayar bilimleri dışında algoritma kavramı biraz daha soyut bir kavram. Bizim için değil. Çünkü biz eninde sonunda kod yazmak zorundayız. Eninde sonunda bir program yazmak zorundayız. Bir yazılım üretmek zorundayız. Ve bu yazılımın olabilmesi için veri yapılarını anlamamız gerekir. Yani algoritmaların üzerine oturduğu altyapının adı veri yapıları. Dolayısıyla ikisini birden anlamak, ikisini birden anlatmak gerekiyor. Sadece algoritma anlatırsam çok biraz daha böyle hani bir matematik dersi olur o zaman. O da kötü bir şey değil. Matematik dersleri de olabilir sizin müfredatınızda. Ama benim amacım o değil. Bu dersin amacı o değil. Bu dersin amacı bilgisayar mühendislerine, bilgisayar mühendisi olmak isteyenlere algoritmaları veri yapılarıyla birlikte anlatmak. Tersi de doğru değil. Yani sadece veri yapıları anlatmak da doğru değil. Çünkü veri yapılarını ortaya koyup üzerinde koşacak algoritmalardan bahsetmemek de bir garip bir şey yani. Dolayısıyla bu iki kardeşin el ele gitmesi gerekli ve birlikte çalışması gerekli. Bizim için çok önemli bir kavram var. Correctness, yani doğruluk. Bu şu demek, algoritma gerçekten iddia ettiği şeyi yapıyor mu? İddia ettiği şeyi yaptığına dair elimizde bir proof var mı? Buna correctness proof deniyor. Yani doğruluk ispatı. Şimdi bu birçok algoritma için çok trivial, çok basit. Yani algoritmaya baktığınızda tamam bu algoritma gerçekten de o söylediği şeyi yapıyor. Diyelim ki basit bir algoritmanız olsun. Bu algoritma sadece kendisine verilen iki tam sayıyı sıralasın. Birincisi büyük, ikincisi küçük olarak versin. Böyle bir algoritma. Algoritmanın bütün yaptığı, siz ona iki sayı veriyorsunuz. O size büyük olanı önce, küçük olanı sonra yazıyor. Çok basit bir algoritma. Şimdi böyle bir algoritmanın ispatı çok basit. Yani biz bu correctness proof, yani algoritmanın doğruluğunun işini yaptığını, doğruluğun ispatı her zaman böyle uzun uzun matematiksel argümanlar, karmaşık bir takım yorumlar gerektirmiyor. Bazen olağanüstü basit oluyor. Ama o olağanüstü basit algoritmalar gerçekten de çok trivial olanlar. Yani böyle bir çeşit ders kitabı algoritmaları. Gerçek hayatta, ki ben size birçok örneğini vereceğim, gerçek hayatta kullandığımız algoritmalar, biraz daha işler karışık. İşler biraz daha karışık olduğu için doğruluk ispatı gerekiyor. İlla bana bir ispat verin. Yani matematikçiler gibi adım 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 şu argüman buna dayanıyor, bu da buna dayanıyor, bu da buna dayanıyor. Therefore nihayet işte budur. Değil yani. Gerçekten onun temel akışını izleyen ve o işi yaptığını gösteren birkaç cümle bile yetebiliyor. Bu birinci işimiz. Doğruluk ispatı gerekiyor. İkincisi de complexity. Şimdi complexity şu demek. Algoritma o işi yapıyor. Correctness. Correctness yoksa zaten complexity'ye girmeye gerek yok. Yani o algoritma o söylediği, iddia ettiği işi yapmıyorsa unutun algoritma. O işi yapan birini bulun. O işi yapan bir algoritma buldunuz. Şimdi bu algoritmanın kompleksitesini Türkçe'ye karmaşıklık diye tercüme edildiğini görüyorum. Yalnız bu biraz azıcık kafa karıştırıcı bir terim. Karmaşıklık böyle hani
darmadağınlık filan, böyle altın üstün birbirine karışmış olması filan gibi azıcık Türkçe'de farklı bir anlamı var. Karmaşıklık, hani kompleksi daha çok zorluk demek. Şimdi zorluk da yanlış anlaşılmamalı. Zorlukla kastedilen şey, onun belirli bir bilgisayar veya bir takım soyut bir bilgisayarlar üzerinde ne kadar zamanda koştuğu. Zor algoritmalar, zorluğu çok olan algoritmalar çok daha uzun zaman istiyordur. Yani kompleksinin çok olması algoritmanın çok daha fazla, diyelim, hafıza artı zaman istediği. Kompleksinin az olması daha az zaman ve daha az hafıza istemesi. Dolayısıyla biz kompleksin içerisinde iki tane argüman görüyoruz. İki tane faktör, iki bileşen görüyoruz. Bir tanesi time, ikincisi memory. Genellikle biz buna space diyoruz. Çünkü space diyoruz çünkü memory hep yani işte bilgisayar hafızası, RAM, ROM falan gibi şeyler anlaşılıyor. Space deyince işin içerisine chip alanı da giriyor. Yani donanımın kullandığı fiziksel alan da giriyor. Dolayısıyla space daha geniş bir kavram. Yani biz algoritmalarla uğraşacağız, onları anlamaya çalışacağız. Bu işin hani bir temel tanımlarını yapalım dedim. Birincisi, her algoritmanın kendisiyle birlikte onu kullanabilmemiz için, onu doğru kullanıp doğru sonuçlar elde edebilmemiz için onun correctness konusunda bir fikir sahibi olmamız gerekir. İki, algoritmanın kompleksisini anlamamız gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ne gerek var kompleksliği anlamaya? Çünkü işte koşuyor ya. Şimdi göreceksiniz bu işler biraz daha biraz farklılar. Mesela şimdi bir problem şu. Tek bir algoritma var. O problem için başka hiçbir algoritma yok. Okay. Eliniz mahkum o zaman. Kompleksitesi, zorluğu, talep ettiği zaman ve alan ne olursa olsun onu kullanmak zorundasınız. Çünkü alternatifi yok. Okay. Ama alternatifi varsa, işte birisi ne bileyim Iğdır Üniversitesi'nde bir öğrenci bir alternatif bir algoritmayla ortaya çıktı. Okay. Şimdi bir A algoritması vardı, kullanıyorduk. Correctness vardı elimizde. Kompleksliği araştırmadık bile. Çünkü bir taneydi. Ne gerek var araştırmaya? Elimizde olan tekti. Ama şimdi yeni bir algoritma olduğu için şimdi ikisinin de kompleksitesine bakmamız lazım. Niçin? Çünkü hangisi daha iyi? Hangisi daha hızlı koşuyor? Hangisi daha az kaynak istiyor? Daha az zaman veya daha az alan, daha az hafıza istiyor? Önemli bir hale geliyor. Yani ikinci bir algoritma olduğu anda kompleks analiz gerekecek. Şimdi diyeceksiniz o zaman tek bir algoritma varsa hiç kompleks analiz yapmayalım. O da doğru değil. Çünkü tek bir algoritma bile olsa kompleks analizi şunun için yapmanız gerekir. Siz o algoritma tamam tek anlaşıldı. O başka bir algoritma yok. O tek bir algoritma. Harika. Ama siz bu algoritmayı diyelim ki bir problem çözmek için kullanıyorsunuz. O problemin büyüklüğü, gidiş büyüklüğü bir sayı. Mesela 100. Algoritmayı 100 için koşturuyorsunuz. Ben de size şunu soruyorum. Acaba bu algoritma 200 için koşarsa ne kadar zaman ister? Siz de bana diyorsunuz ki hiçbir zaman 200 için koşturmayacağız ki. Yani o doğru değil ama, değil mi? Çünkü mesela fizikçiler, siz onlara daha güçlü bir bilgisayar verin. Daha güçlüsünü istiyorlar ertesi gün. Mesela kozmolojik bir takım simülasyonları yapmak için galaksilerin, gezegenlerin, işte güneşlerin, yıldızların bulunduğu bir ortamı simüle edebilmek için bir galaksinin içerisinde şey koyduğu 100 milyar tane yıldız var. Bir galaksiyi simüle edebilmek için 100 milyar input, 100 milyar tane yıldızı dikkate almamız lazım. Peki bir grup galaksiyi ben simüle etmek istiyorum. Mesela evrenin belli bir köşesinde mesela 1 milyon tane galaksiyi gözlüyorum Hubble teleskopuyla. Okay. 100 milyon tane 100 milyar yıldız var şimdi elimde. Senin algoritman şimdi
Ne kadar zamanda koşacak? Bilmiyorum. Buyurun koşturalım bakalım. Yok olmaz öyle. Niye biliyor musunuz? Hiç durmayabilir. Hiç durmayacak bir simülasyonu başlatırsanız en azından siz benim elemanımsanız sizi işten çıkarırım. Yani demek ki siz anlamıyorsunuz bu işi. O simülasyonun ne zaman duracağını, ne kadar zaman istediğini anlamanız lazım. Daha da kötüsü, simülasyonu yaparken daha çok hafızaya ihtiyaç varsa, sizin de bir sonuçta hafıza parayla satın alan fiziksel bir quantity, değil mi? Dolayısıyla şimdi ben koşarken, 100 milyon, 100 milyar tane yıldız için koşarken çalışıyordu galiba. Yani ona da emin olamıyoruz. Bazen çalışıyor mu gerçekten? Bir sonuç veriyor ama sonucu her zaman yorumlayamıyoruz. Böyle karmaşık problemlerde sonucu yorumlamak çok güç. Ama olan şu, 100 milyon tane galaksinin toplam simülasyonunu yaparken ne kadar hafıza istediğini bilmezseniz, simülasyon iyi bir zamanda, kabul edilebilir zamanda bitse bile yanlış olabilir. Çünkü hafıza olmadığı için, yeterli kadar hafıza olmadığı için hafızanın üstüne yazabilir. Yani hafızanın sonuna kadar gelir. Yani o işletim sistemleri böyle şeyleri çok yaparlar. Yer yok. Döner. Var olan bir kısmı hafızayı bir daha kullanır. İnanılmaz bir şey. Evet, aynen. İnanılır bir şey. Çok yapılıyor bu. Dolayısıyla sürekli yanlış sonuçlar üretti, sürekli yanlış sonuçlar üretti. Sonra size de ki A, B, C bir sonuç verir. Der ki mesela şu galakside şöyle bir özellik var ve tamamıyla yanlış bu. Anlatabildim mi? Yani bir tek algoritma bile olsa onun time ve space kompleksini bilmemiz gerekir. Umarım bu sizi motive etmiştir. Neye motive etmeye çalıştım? Bir, arkadaşlar correctness çok gerekli. İki, complexity analiz çok gerekli. Buna ikna etmeye çalıştım. Bir devam edelim. Şimdi bu konuya adım atıyoruz. Siz okula yeni başlamadınız. İkinci, üçüncü sınıf öğrencisisiniz. Bir takım bilgisayar bilimleri dersleri, bilgisayar mühendisi dersleri, programming dersleri aldınız. Bir şeyler biliyorsunuz. Ayrıca hemen hemen bütün bilgisayar bilimleri veya mühendisliği öğrencileri bir miktar mesela cebir dersi, calculus dersi de alıyorlar. Ben buraya bir sıraladım. Sizin bunları bildiğinizi düşünüyorum. Yani yeteri kadar bildiğinizi, tamamıyla bildiğinizi değil. Stacks nedir, queue nedir, list nedir, binary search tree, programming, mesela C programming ya da Python programming, artı object-oriented programming, yani program yazarken data structure'lar yaratarken onların metotlarını da onlarla birlikte yaratarak programming yapma metodu. Fonksiyonlar, recurrence denklemleri, induction yani tüme varım ispatlar, calculus ve cebir. Bunları biraz biliyor olmanız gerekiyor. Hiç bunları bilmeden, yani mesela liseyi bitirip bunları görmemişsiniz lisede. Belki biraz algebra da calculus görmüşsünüzdür. Programming görmüş olmanız da çok önemli değil lisede. Onun çok faydalı bir programming değil. Orada üretilen daha çok programming language construct. Bir takım programlama dillerinin temel yapıları öğretiliyor genellikle. Bu sizin programming bildiğiniz anlamına gelmez. Bunlarla başladığımızı düşünüyoruz. Yani en azından bu kadar bir gidiş biliyorsunuz. Yani bu ders üçüncü sınıf dersi. Birinci ve ikinci sınıf dersi değil. Ve aslında birinci ve ikinci sınıfta çok sayıda programming dersi gördünüz. Yani her dönem en azından iki programming dersi, sekiz tane programming dersi almış olmanızı bekliyorum. Eğer sizin müfredatınız buna izin vermiyorsa, bunu tasarlamamışsa, yani onu değiştirmek gerekir. Her dönem iki tane programming dersi alması lazım. Bilgisayar bilimleri ya da yazılım mühendisliği ya da bilgisayar mühendisliği okuyan arkadaşlar. Devam edelim.
Bir program nedir'in birkaç tanımı var. Çünkü program tanımlaması güç bir şey. Bir program bir algoritma ve bir veya birkaç veri yapısından ibaret. Yani program dediğimiz şey aslında içinde bir algoritma var ve de bir veya bir takım veri yapıları var. Aslında birazcık programming yapmışsanız, kendi başınıza bile yapmış olsanız bir miktar algoritmalar veya da veri yapıları öğreniyorsunuz. İster istemez, farkında olmadan. Yani hatta programming'i kendi başına keşfeden, kendi başına programming öğrenen gençler, çocuklar da biliyorum, ortaokul, lise öğrencisi, kendi başlarına bir takım veri yapıları düşünüyorlar. Kendi başlarına bir takım algoritmalar düşünüyorlar. Olağanüstü basit bir takım algoritmalar oluyor ama işte böyle başlanıyor her şey. Bir şekilde bir yerden girmeniz lazım ve onlar da bir yerden girmişler. Ayrıca programming yaparken bazı veri yapılarının da farkında olmadan kullanıyorsunuz. Mesela STL denilen Standard Template Library denilen bir şey var. Mesela input, output gibi şeyler. Programming içerisinde var. Onlar bir takım kütüphaneden geliyor. Bunlar bazı programming küçük yapıları artı veri yapıları küçük yapıları. Yani programming var aslında. Program içerisinde bir miktar veri yapıları ve bir miktar algoritma var. Ama aslında veri yapıları bir tarafta ve algoritmalar da başka bir tarafta, ikisi birlikte birbirlerini destekleyerek ilerlemesi gerekiyor. Devam edelim. Nedir bizim amacımız? Bu derste bizim amacımız, tahmin ediyorum bir 10 tane ders verebileceğim. Her birisi 75 dakika. Sonra da biraz da size soru cevaplı yardımcı olmaya çalışacağım. Bizim amacımız algoritmaların sistematik analizi, okunması, anlaşılması ve veri yapılarının da aynı şekilde. Burada iki tane çok önemli kavram var. Belki de en önemli. Eğer program içerisinde bunları görmediyseniz, yavaş yavaş göreceksiniz. Eğer anlamadıysanız mutlaka anlayacaksınız onu diyeyim size. Birinci kavram abstraction. Soyutlama. İkinci kavram analysis. Formal demeye gerek yok, analysis. Şimdi abstraction, Türkçe soyutlama buna sanki uyuyor. Analysis de analiz diyelim. O da zaten o tecrübeyi anlıyor zaten, kullanıyoruz. Abstraction ne demek? Şimdi zaten bir programming dersinde bunu öğretmeye çalışıyorlar. Ama yani bunu öğreten hocalar aslında bunun adını fazla kullanmadan öğretmeye çalışıyor. Abstraction nedir? Yani mesela şudur. Sizden bir program yazılması isteniyor. O programı yazacağınız şey, programını yazacağınız şey genellikle bir sürü elementi, öğesi bulunan ve çok girift ilişkileri olan bir takım şeyler. Mesela bir noterde yapılan bütün işlemlerin programming olarak simülasyonunu yazmak isterseniz, günlerce noterin her bir işleminin ne gibi adımlardan geçmesi gerektiğini, ne gibi öğeleri içerdiğine bakmanız gerekiyor. Şimdi bu karmaşıklığın içerisinden bir program çıkarmak zordur. O yüzden bir takım varsayımlar, soyutlamalar yapmak gerekiyor. Bazı karmaşıklıkları saklamak, ileride çözmek gerekiyor. Bazı karmaşıklıkları modüler bir şekilde aşama aşama çözmek gerekiyor. Çok meşhur bir şey var, örnek var burada. O da büyük şehirlerin, dünyanın büyük şehirlerinin İstanbul dahil metro hatları. Şimdi metro hatları fiziksel varlıklar ve bu metro hatları
birçok yerden şehrin altında, bir kısmı üstünde geçen ve her zaman düz olmayan bir takım fiziksel nedenlerden dolayı, mesela su kaynağı vardır, yeraltı su kaynakları, yok efendim büyük kayalar vardır. Bazen çevresinden dolaşır. Çok keskin dönüşler yapamaz. Ama çevresinden dolaşır. Şimdi mesela siz bir metronun haritası yapılsın dense size, okey, metronun bir haritasını yapalım dersiniz. Ama mesela ben size başkalarının yaptığı metro haritalarını göstereyim. Mesela Paris metro. Şimdi bu Paris metrosunun haritası arkadaşlar. Bakın bu. Şimdi buna biraz yakından bakmanızı istiyorum. Şimdi bakın, bu harita düz çizgilerden oluşmuş ve bu çizgiler ya 45 derece, ya 0 derece ya da 90 derece. Şimdi siz gerçekten bu açılara inanıyor musunuz? Mesela metro şuradan başladı diyelim, böyle giderken birdenbire sola mı dönüyor? Ya da şu yeşile bakın. Sağa doğru ilerlerken bütün metro treni birdenbire sola keskin bir dönüş yapıp yukarıya doğru 90 derece mi ilerliyor? Hayır, ilerlemiyor. Daha karmaşık bir takım yollardan gidiyor. Fakat ben bir harita yapmaya çalışıyorum. Ben o karmaşıklığı burada gösterirsem bu içinden çıkılmaz bir haritaya döner. Anlaşılmaz o zaman. Dolayısıyla abstraction yapıyorum. Bütün çizgileri 45, 0 veya 90 dereceye hapsediyorum. Bir takım dönüşleri keskinleştiriyorum. Bir takım dönüşleri mesela 90 artı 45 ya da sadece 45 yapıyorum ki amacım ne? Amacım basit bir harita oluşsun. İşte bu soyutlamayla oluyor. Abstraction olmazsa böyle bir harita ortaya çıkaramayız. Program yaparken bunu çok yapıyoruz. Bayağı yapıyoruz. Şimdi ben aslında bu ders programming dersi değil. Ben bunlara hazırlıklı değildim. Ama bunları da bir anlatayım dedim. Çünkü bu giriş dersimiz, azıcık size olayın boyutlarını göstermek istiyorum. Şimdi size bir video göstermek istiyorum. Bu değil de benim öğrencilere verdiğim ödevi alalım. Şu anda o büyük gücü göremiyorum. O büyük gücü göremiyorum. O hep öğrencilerin yazdığı programları gör. Burada var böyle. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu videoya bir bakalım. Şimdi bakın bu videoda büyük bir kırmızı daire içerisinde küçük beyaz daireleri görüyoruz ve bir hareket var. Şimdi mesela bu hareketi açıklamanızı istesem, açıklaması biraz güç. Ne diyeceksiniz? Büyük bir kırmızı daire var, içerisinde küçük beyaz daireler dönüyor. Ne demek dönüyor? Nasıl dönüyor? Ha işte böyle bir şekilde dönüyor. Bir şekilde olmaz arkadaş. Çünkü senin bana onu öyle bir açıklaman lazım ki ben bunun bir programını yazmak istiyorum. Özellikle bu nasıl açıklanır? Yani burada abstraction nasıl yapacağız? Bunu açıklamak için nasıl
parçalara bölüp aynen Paris metrosunda olduğu gibi bir takım eğrileri 45, 90 veya 0 dereceli çizgilere, doğrulara dönüştürmemiz gerekli. Basitleştirmemiz gerekli ki daha iyi anlayalım. Onun üzerine bir program yazabilirim. Şimdi birinci abstraction şuradan geliyor. Dikkat edin, her bir top tek bir doğrunun üzerinde gidip geliyor. Fark ettiniz mi? Bakın, mesela şu top şu çizginin üzerinden hiç ayrılmıyor. Bakın ne yapıyor bu çizginin üzerinde? Ortadan en sağa, en sağdan tekrar en sola, yani gidip geliyor. Bakın dikkat edin, bu öyle gerçekten. Görüyor musunuz bunu? Bunun için de geçerli, bunun için de geçerli. Yani şu beyaz top hiçbir zaman kendi doğrusundan ayrılmıyor. Bu birinci abstraction. Bu birinci soyutlamayla gördüğünüz şey. İkinci soyutlama, bu birincisi sadece. İkinci soyutlamayı anlayabilmek için topları teker teker koyalım. Bu birinci top. Böyle gidip gelecek diye. Şimdi bununla ilgili bir şey görmenizi istiyorum. Bu şey top tek bir doğru üzerinde gidip geliyor. İkinci top ilave edilsin. 90 derecede ilave edilsin ikinci top. İkinci top 90 derecede ilave edilsin. Ama onların arasında bir ilişki var. Bakın ilişki ne? Bakın toplardan birisi kenarlara ulaşmışken bu kenara veya diğerine diğer top merkeze geliyor. Anlatabildim mi bunu? Bakın şimdi bu top merkezden geçerken bu diğer kenarda. Şimdi dik top geldiği zaman bu diğer kenarda. Topların arasında buna ne deniyor biliyor musun? Buna topların arasında faz farkı var deniyor. İki top arasındaki faz farkı 90 derece. Üç toptan ziyade dört topa bakarsanız dört top arasındaki faz farkı, bakın görüyor musunuz? Faz farkı 45'er derece. Bu kadar. Daha fazla bunun detayına girmek istemiyorum çünkü programming yapmayacağız. Onu kenara koyalım. Metroyu da unutalım. Dolayısıyla benim burada açıklamaya çalıştığım şey abstraction'dı. Şimdi ikincisine geçeyim. Abstraction çok karmaşık bir şey. Abstraction'la ilgili o kadar çok sayıda makaleler, kitaplar var ki inanılmaz yani. Gerçekten abstraction bizim zor problemleri çözme yolumuz. Başka türlü insanoğlunun aklı almıyor. Hatta çok meşhur bir şey vardır. Argüman vardır. Mesela denir ki eğer iki açıklama varsa en basit açıklama en doğru olanıdır. Aslında bu hem çok kuvvetli bir şey, metot. Çünkü bir sürü şey açıklamanızı sağlıyor. Hem de biraz da insanoğlunun dünyayı anlama kapasitesinin sınırını da bize gösteriyor. Biz çok karmaşık şeyleri anlayamıyoruz. Biz çok girift şeyleri anlayamıyoruz ve o yüzden soyutlamayla anlaşılabilir bir hale getiriyoruz kendimiz için. Aslında yaptığımız o. Yani hani abstraction bize anlamamıza yardımcı oluyor. Çünkü yani bizim beynimiz böyle çalışıyor. Bu konuda söylenecek çok şey var. Felsefe problemi bu resmen. İkinci konu da analizdi. Analiz yani analiz nedir? Analiz yapabilmek için bu ortamda, bu kontekste analiz iki şeyi karşılaştırmanın bir yolunu bize veriyor. Hani bir anlamda onun bir ismi daha var. Ona metrik deniyor. Biliyor musunuz? Analiz yani metrik. Metrik, mesela iki nokta arasındaki uzaklığı bize anlamamızı verir. Niye önemli bu?
Çünkü başka iki nokta arasındaki uzaklıkla karşılaştırmamız gerekebilir. Yani AB'den büyük mü yoksa AB'den küçük mü? Hangisi buna geçerli? Bunun için bir metrik gerekli. Analiz bize onu sağlayacak. Analiz yapabilmek için bir metrik olması lazım. O metriği tanımlayacağım ben algoritma analizinde. Algoritmaların da bir metriği var. Algoritmalar da ölçmenin bir yolu var. Yani elmaları ölçmenin bir yolu var. Büyüklüğüne göre, ağırlığına göre. Anlatabiliyor muyum? Birbirlerine karşılaştırmamız gerekebiliyor bazen. Algoritmaların da bir metriği var. Algoritmaları da birbiriyle karşılaştırmamız gerekiyor. Ha. Bunları yapacağız. Abstraction yapacağız. Süper. Analysis yapacağız. O da süper. Ama bir şey var. Bir şey var. Hiç unutmayacağız. Correctness hiç unutulamaz. Yani doğruluk unutulamaz. Yani bir algoritma doğru sonuç vermiyorsa, algoritmanın yapısı, strüktürü dolayısıyla doğru sonuç elde edilmiyorsa, o zaman ne analizin ne de abstraction bir önemi kalır. Dolayısıyla bu doğruluk bizim için çok çok önemli. Şimdi yavaş yavaş konuya giriyorum. Burada bir cümle var. Bunu açıklamam lazım. Buna şimdiden girelim. O da şu. Worst case bounds cümlesi. Terimi. Bu analizin bir parçası. Şimdi bu şu demek. Hani analizin türleri var. Analizin türleri var. Ve bazı türleri bazı problemler için çok daha önemli. Bizim problemlerimiz için worst case diye bir kavram var. En kötü ihtimalde demek. En kötü durumda. Yani o da şu aslında. Çok basitleştirirsem size bunu. O da şöyle çalışıyor. Algoritmayı analiz ederken onunla ilgili bir zaman ve memory, zaman ve space miktarları, gerektirdiği miktarları açıklarken en iyi durumdaki olanları değil, en kötü durumda olanını açıklamamız lazım. Yani şöyle bir örnek verebilirim. Mesela köyün merkezi olsun burası. Köyün merkezi olsun ve bir yerlerde tarlalar olsun. Mesela şu şekilde. Her bir tarlaya gitmenin gelmenin bir maliyeti var. Şimdi biliyorsunuz eski Anadolu şu anda bile yani ama kaynağı eski Anadolu köyleri. Onun da kaynağı eski Roma, onun da kaynağı eski antik Yunan köyleri. Köy merkezi bir yerdedir. Bütün evler birbirinin dibindedir, oradalardır. Bunun sebebi var. Düşmana karşı kendini savunabilmen için bir araya gelmen lazım. Ama günlük çalışabilmen için de tarlaya gitmen lazım. Dolayısıyla tarlaya gelme zamanı çok önemli. Yani bir yerden bir düşman ihtimali, düşman taburu veya ihtimali belirdiği zaman mesela diyelim bir takım borazanlar çalınıyor. Tarladan insanlar şehre gelmeleri gerekiyor hızlı bir şekilde. Şimdi bizim insanların bir kısmı, tarlaların bir kısmı o kadar bir uzaklıkta ki 20 dakikada, bir kısmı 30 dakikada, bir kısmı 15 dakikada. Biz 15 dakika sonra şehrin kapılarını kapatırsak 20 dakika sonra gelecekleri alamayız. Yani biz borazanı çaldıktan sonra kapıyı açık tutma miktarımız en kötü durumu da içerecek bir şekilde olmalıdır. Worst case analysis bu demek. Çünkü en kötü ihtimali de dikkate alacağız. En uzaktaki tarlada çalışan bile gelebilmesi lazım. Bu bir giriş. Ben bu derste bir kitabın bazı bölümlerini kullanacağım. Kitabın yazarı Mark Allen Weiss.
Other Data Structures and Algorithm Analysis in C++. Genellikle bu kitaplar böyle bir programlama diliyle birlikte gelir. Çok doğru bu, haklı olarak. Çünkü programming yapmak gerekiyor. Yani eninde sonunda bir program yazmak gerekecek. En azından ben bu derste size en azından bir ya da iki tane programming ödevi vereceğim. Ders tamamıyla teorik değil yani. Fakat benim bu kitabı okuyup anlamanızı beklemiyorum, istemiyorum. Gerekli görmüyorum. Benim notlarımı, slaytlarımı kullanmanız yetecek sizin için. Nelere bakacağız? Bunların hepsine bakacak biz emin değil. Çünkü bir deniyoruz bunu. Bu dersi ilk defa deniyoruz. Algoritma analizi öğreneceğiz. Kümeler ve kümelere eleman koyma, çıkarma, bir elemanın kümede olup olmadığını anlama problemlerine bakacağız. O bizi hashing denilen kavrama götürecek. Hashing öğreneceğiz. Bu derste en çok biz hashing öğreneceğiz. Çünkü onu öğrenmeden iyi bir programmer olunmuyor. Biliyorum bir miktar ağaç konusu, balance search diye falan bakmışsınızdır. Buna bir miktar bakabilirim. Ama bu dersin içerisinde buna çok fazla yerim olmayabilir. Benim için her şey çok önemli. İkinci bir konu, bu da bir çeşit tree ama özel bir çeşit tree. Priority queue deniyor bazen. Bazen de heaps deniyor, heap deniyor. Heap böyle toparlanmış, tepelenmiş şeyler demek. Diyelim ki odunlar. Odunları bir heap şeklinde toparlarsınız. Evin kenarında dursunlar diye. Graf konusuna gireceğim ama daha çok representation'a gireceğim. Yani graflar nasıl temsil ediliyor? Bir iki tane basit algoritmayı açıklayacağım. Yani orada önemli olan representation'ı öğrenmeniz. Çünkü en az bilinen şey bu bence. En önemlisi de o aslında. Şimdi bazı özel problemler var. Sets with disjoint union. Yani ortak elemanları olmayan kümeler problemi var. Ve bu bayağı ilginç bir problem. Buna da bakacağız. Minimum spanning tree 1-2-7'de görmüş olmanız lazım. Her yerde anlatılır. Ama çok fazla üzerinde duramayabilirim. Sorting de üzerinde çok fazla duramayacağım. Yani algoritma analiz, şurada sarıyla boyadığım her şeyi kapsamayı düşünüyorum. Algoritma analizi, hashing, heaps, graphs, bir de ortak elemanı olmayan kümeler. Yapmak istediğim bundan ibaret. Arkadaşlar bu bizi 43 dakikaya getirdi. Devam ediyoruz. Başka bir slide daha var. Daha önceden söylemiştim, sorulara cevap vermeyeceğim şimdi. Dursun sorunuz, yani yazıyla ya da sözle sormayın. Ama dursun sorunuz. Ben başladığım, yazın soruları, orada sorular biriksin. Ben şeye başladığımda, soru cevap kısmına başladığımda kaydı durduracağım. Ve sorularınıza ilgili cevap vereceğim. Tamam. Şimdi nedir konumuz? Algoritma analizi. Harika, süper. Üç problem var. Bir tanesi gerçekten bir algoritmanın analizi yapmak. Ne demek? Algoritma analizi ile elde ettiğim şey nedir? Bunun cevabı. Bu şu demek, bu algoritmanın performansı nedir sorusunun cevabını elde edebilmek için algoritma analizi gerekiyor. Yani bir çeşit performansı ölçme. Ama ölçme yanlış bir terim. Ölçme ile kastedilen şey, şurada bir ölçme cihazı var, terazi var, koyuyorum algoritmayı, tartıyorum. Öyle bir ölçme değil. Yani algoritmayı koşturuyorum, IBM, PC bilmem ya da Pentium 10. nesil bilmem yok efendim. iPhone'da koşturdum falan. Böyle değil.
algoritmanın performansını ölçmüyoruz da algoritmanın performansını analiz ediyoruz, hesaplıyoruz. Hani bu bir matematiksel bir hesap. Niye matematiksel? Ya işte koşturalım görelim. Çünkü abstraction olmadan koşturup göremezsiniz. Yani koşturduğunuz zaman elde ettiğiniz bilgi çok yetersiz bir bilgidir. O bilgisayarın sadece o algoritmayı koşturduğunun bir garantisi yok. Çünkü artık bilgisayarlar aynı anda yüzlerce farklı iş yapıyor, binlerce. Yani sizin algoritmanız onun için hani zurnanın son deliği. Hiç ilgilenmezsin algoritmanızla, çok yavaş koşar. Başka bir bilgisayar çok hızlı koşar. Ne anladık bundan biz şimdi? Algoritmayı ölçtük mü biz? Yok, ölçmedik. Kendi kendimizi kandırıyoruz. Matematiksel bir analizle, algoritma analizi metoduyla biz onu bilgisayardan bağımsız bir şekilde performansını anlıyoruz. Yaptığımız bu. Performansını niye anlıyoruz? Niye anlamamız gerekiyor? Tek başına bir algoritmaysa onun giriş büyüklüğü arttıkça nasıl davranacağını buluyoruz. İki algoritmaysa birinin diğerine tercih edip etmeyeceğimize karar veriyoruz. Yani bir tek algoritmayla ilgileniyorsak nasıl scale up deniyor. Scale up'la kastedilen şey şu. Diyelim ki siz bir algoritma tasarladınız, matrisleri çarpıyor bu algoritma. Matrisinde boyutu n. N 100 iken, yani 100'e 100 iki matrisi çarparken belli bir davranış gösteriyor. Belli bir miktar zaman alıyor, belli bir miktar da memory tutuyor. Benim sorum şu, bunu 200 yaptığımda ne olacak? Scale bu demek, scale up bu demek. Ben bunu 1000 yaptığımda nasıl bir sonuç elde edeceğim? Yani 1000'e 1000 matrisleri çarptığımda ne kadar zaman ve ne kadar memory isteyecek? Bunu anlamaya çalışıyorum. Scale up bu demek. O kadar önemli ki bu. Mesela herkes program yazabilir. Ama scalable program yazanlar gerçekten bu işi iyi bilenler ve iyi bildikleri için de iyi ürünler üreten ve dolayısıyla kazanan insanlar. Google'a gelmeden önce 4-5 tane farklı arama motoru vardı. Mesela bir tanesinin adı AltaVista'ydı. AltaVista bir arama motoruydu. Yahoo'nun kendisi böyle bir çeşit organize arama motoru sistemi gibi bir şey kurmuştu. Böyle resmen bir şey arıyorsanız, mesela işte diyelim bir hayvan arıyorsunuz. Orada işte efendim hayvanlar kümesine gidiyorsunuz. Ondan sonra hayvanın Afrika hayvanları, Güney Amerika hayvanları. Ondan sonra işte efendim suda yaşayanlar, karada yaşayanlar, uçabilenler falan, böyle bu şekilde gide hani size aramayı size bırakıyordu. Koşturuyordu sizi. Siz yoruluyorsunuz. Sonunda siz buldum o hayvanı. İşte o hayvanla ilgili orada bir bilgi var. Bu arama motorlarının diğerleri de vardı. Yani hepsinin ortak derdi scale up olmuyordu. Yani data, diyelim ki benim elimde ki sayfaların sayısı 100 milyon çalışıyordu. Ama 1 milyara çıkınca artık çalışacak bir durumda değildi. Yani siz bir talepte bulunuyordunuz, bir türlü size dönemiyordu. Olacak şey değil. Ama Google Page Ranking algoritması diye bir şey icat etti. O scalability problemini çözdü. En azından şöyle çözdü. Bakın 20 senedir Google'u kullanıyoruz. 20 yıldır Google'un performansından rahatsız değiliz. Ama bunun nedeni şu. Sadece algoritmik başarı değil, aynı zamanda Google'un kullandığı bilgisayarlar çok büyük bir yatırım yapıyor. Sürekli çok daha karmaşık, çok daha yüksek güçlü, çok iyi soğutulan, acayip elektrik enerjisi harcayan bilgisayarlar yapıyor. Sürekli. Onlar da koşturuyor algoritmasını. Dolayısıyla şikayet etmiyoruz.
Ama mesela diyelim ki bugün ne bileyim 1 trilyon datayı tutuyor. Mesela ileride 100 trilyona çıktığında o kadar çok bilgisayar olsa bile Google yavaşlayacak. Çünkü bir yerde bizim talebimiz, insanoğlunun talebi her zaman makinelerin bize verebileceğinden daha fazla. Daha fazlasını yapmak istiyoruz. Evreni Hubble teleskobu diğer teleskopla keşfettikçe çok daha fazla büyük simülasyonlar yapmak istiyoruz. Bizim taleplerimiz arttıkça o yüksek güçlü, yüksek performanslı bilgisayarlar, paralel, süper kompüter türü şeylere ihtiyacımız oluyor. Dolayısıyla scalability acayip bir önem kazanıyor. Algoritmanın kendisi scalable ise o zaman kazanırız. Dolayısıyla scalable bir algoritma bulmak çok önemli bir hale geliyor. Çok önemli bir iş oluyor. Yani işte bir algoritma yaptın efendim çok fena değil, iyi çalışıyor. Ama işte mesela bin tane kullanıcı için iyi cevap veriyor. Çok böyle şey bir örnek vereyim. Somut bir örnek vereyim. Biliyorsunuz Türkiye'de sizin de kullandığınız AMS diye bir video conferencing sistemi var. Şu anda ne durumda bilmiyorum. Ama onu siz onu Zoom'la karşılaştırdık. 2 sene önce Türkiye'de ve dünyanın başka yerlerinde pandemi başladığında hepimiz işte online eğitime döndük. İşte bir takım insanlar gitti bu AMS'ı kullandı ama diğer tarafta da Zoom vardı. Şimdi Zoom'un AMS'tan farkı şu. Zoom yani 1 milyon kişiye hizmet edebiliyor aynı anda. AMS 300 kişiden sonra yavaşlayıp kullanılamaz bir hale geliyor. Yani AMS'ın scalability'si Zoom'un yanında çok kötü. İyiydi. Bilmiyorum bugün değişti mi, neler değişti, neler öğrendiler, neler ilave ettiler bir fikrim yok. Ama öyleydi. 2 sene önce yani 2 algoritma arasındaki fark scalability problemiydi. Dolayısıyla ben o zamanlar çalıştığım üniversiteye bunu bırakın Zoom'a geçin dedim. Bu bir. Şimdi data structure konusuna da gireceğiz. Tabii ki data structure konusuna gireceğiz. Çünkü bizim algoritmalarımız hiçbir zaman kendi başlarına abstract bir ortamda çalışmıyor. Gerçek bir bilgisayarda çalışması gerekiyor. Algoritmayı olağanüstü abstract, matematiksel bir yapı gibi tasarlayıp ortaya koyabilirsiniz, yazabilirsiniz adım adım. Pseudocode deniyor ona İngilizce. Pseudocode. Pseudocode yazarsınız. Pseudocode adım adım ne yapması gerektiğini söyler. Harika. Ama o gerçekten bir yazılım değildir. Bir bilgisayarda koşmaz o. Pseudocode açıklar, anlarsınız ama birisinin oturup buradan kodu yazması gerekir. Bu kodu yazabilmek için ona ne gerekiyor biliyor musunuz? Data structure. Bir takım data structure'la siz datayı bir tutmayı, erişmeyi ve gerektiğinde büyütmeyi, azaltmayı öğreniyorsunuz. Onu size yaptığı o. Ve bundan dolayı algoritma performansını çok etkiliyor. Yani aslında algoritmaların o abstract pseudocode performansı çok da önemli değil. Önemli ki algoritmayı karşılaştırırsınız. A algoritması abstract pseudocode haliyle B'den daha iyidir. Ama oturup bunların kodunu yazarsanız A için çok daha iyi bir data structure kullanılır veya kötü veya B için iyi ya da kötü ve performans karşılaştırmaları kafa karıştırır. A daha iyiydi ama B daha hızlı koşuyor. Çünkü data structure'dan bağımsız değil ki o. Olamıyor. O yüzden. Şimdi bakın size 2 tane kod göstereceğim. Bunu bu faktöriyelin hesaplanması için. 2 farklı. Birincisi bakın 1, 2, 3, 4 satır. Parantezler dahil. İkincisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 satır. Parantezler dahil. Şimdi 2 farklı algoritma ikisi de faktöriyeli buluyor. Birincisi
Siz o 5 faktöriyeli bul dediğinde ona, o bakıyor 5'e. 5 sayısı, giriş sayısı 1'den küçükse sonuç 1'dir. Yani 0 faktöriyel 1'dir, 1 faktöriyel 1'dir. Siz eksi 1 faktöriyeli de isterseniz, eksi 1 faktöriyel acaba nedir? Bu şey nedir? Kod eksi 1 faktöriyel de 1 diyor. Eksi 19 faktöriyel de 1 diyor. Öyle hesaplıyor. Çünkü kimsenin bunda eksi 19 faktöriyel hesaplanacağı beklemiyor. Böyle bir input olmaması lazım. Ne bekleniyor? Birden itibaren bir sayı vereceğiniz bekleniyor. 19 faktöriyel isterseniz ne yapıyor? 19 faktöriyel hesaplayabilmek için şu else kısmına giriyor. 19'da 18 faktöriyeli yeniden hesaplamak yoluyla çarpıyor. Dolayısıyla kendini yeniden çağırıyor. Bu sefer 18 faktöriyeli hesaplamak için. Bu da 18'de 17 faktöriyelinin yeniden hesabını gerektiriyor. Böyle bir metot bu. Bunlara biz recursive fonksiyonlar, recursive programlar diyoruz. Bu recursive bir program. İkinci program da iteratif dediğimiz bir program. Recursive. İkincisi de iteratif. Şimdi bu da alıyor birden 19'a kadar sırayla her bir tam sayıyı, karşılaştı 1, 2, 3, 4, 5, her bir tam sayıyı faktöriyelin başlangıç değeriyle çarpıyor. Ve bu değeri sürekli tutuyor, yeniliyor. Bu da başka bir metot. Şimdi, okey, tamam, iki tane algoritma. Doğruluk konusu, ona girmeyelim şimdi. Gerçekten doğru hesaplıyor mu? Bilmemiz lazım. Yani şu anda ben girmeyelim diyorum, vakit nedeniyle. Ama bunlardan birisi yanlış hesaplıyorsa sil at onu. Onu karşılaştırmana bile gerek yok. Ya da düzeltilebilecek bir şeyse düzelt. Ama ondan sonra ikisinin de doğru olduğu varsayımı altında acaba bu iki algoritmanın hangisi better, hangisi daha iyi? Nedir better'ın şeyi, kıstası, metriki? Better demek daha hızlı koşan demek. Better demek daha az hafıza isteyen demek. Şurası doğru mu? Better daha kısa kodun adıdır. Daha kısadır. Birisi 4 satır, öbürü 9 satır. 9 satır daha kötü, 4 satır daha iyi. Öyle bir kural yok arkadaşlar. Kısalık, uzunluk programın better'lığını göstermez. Zaman ve space gösterir. Zaman ve hafıza gösterir. Ne kadar zaman alıyor, ne kadar hafıza alıyor. Zamanı da hafızayı da parametrik bir şekilde matematiksel bir analizle, algoritma analizi dediğimiz metotla ölçeceğiz. Yani zamanı gidip bir bilgisayarda koşturup saate bakmayacağız. O söz konusu değil. Space'i de onu nasıl anlarız bilmiyorum fiziksel olarak. Bir başımızı bilgisayarın içine sokmakla ne kadar hafıza kullandığı anlayamayız. Onu da bir şekilde hesaplamamız lazım. Hesaplama metotlarıyla yapıyoruz ikisini de. Şimdi size bir takım büyük önemli algoritmalardan bahsedeyim. Bu algoritmalar insanlığın 2500 diyeceğim, 2500'deki, 3000 belki 3000 yıldaki insanlığın ürettiği harika fikirler. Bir tanesi Öklid'in geometrik kurgularından geliyor. Geometriyle bu algoritmalar ne alakası var? Şöyle alakası var. Kompütür grafik yapabilmek için geometri yapmak gerekiyor. Animasyon yapmak için geometri yapmak gerekiyor. Yani geometric computation diye bir şey var. Yani geometri başka, cebir başka. Bilgisayarlar dörtte dördü çarparlar ama bir üçgenin iç açılarını toplayamazlar diye bir şey yok. Geometri de computing'in bir parçası. Newton bir sayının küp kökünü, kare kökünü ya da bir polinomun kökünü bulmak için bir algoritma buldu. Newton'un algoritması, Newton-Raphson metodu denir bazen. Fourier transformu diye bir algoritma var ve bir genel metot var ve bunun da hızlandırılmış bir versiyonu var. Biz Fourier transformasyonunu 150 senede biliyorduk. Ama 1960'lı, 70'li yıllarda bunun yeni versiyonunu keşfettik.
O çok önemliydi. Fourier transformu diye bir şey olduğu için bugün sesi ve de videoyu hızlı bir şekilde gösterebiliyoruz arkadaşlar. Fourier transformu olmasaydı her şey çok yavaş olurdu. Ve büyük ihtimalle o yavaşlıktan dolayı o akışı sevmezdik. Datayı, çok büyük bir datayı bazen sıkıştırıp az yerde tutmak gerekiyor. Ona da compression deniyor. Compression algoritmalar var. 3-5 tane. Çok önemli. Huffman metodu, Lampalziv. Bizim GIF diyebildiğimiz ya da PNG ya da MPEG diyebildiğimiz bir takım standartlar aslında bir takım compression metotları. Bir resmi kompres etmenin bir yolu var. O GIF yolu. O yüzden o resimlere GIF deniyor. Aynı şekilde videolar için MPEG deniyor. Ya da işte efendim ses için MP3 deniyor. Kriptografide DES-RSA encryption algoritmaları çok önemliydi. DES algoritması 1960'larda, RSA algoritması 1978'de keşfedildi. Bugün elektronik ticaret tamamıyla bu iki algoritmanın ve bu iki algoritmanın yeni versiyonlarının varlığıyla oluyor. Yoksa elektronik ticaret de olmazdı. Yani bu çok enteresan. Yani nasıl oluyor ki yani öyle bir zaman geliyor, internet bulunuyor, internette ilgili çalışmalar yapılıyor. Üniversitelerin bazı bilgisayarları internette bağlanıyor. Ondan sonra birileri bunları biz elektronik ticarette kullanabiliriz fikrini atıyor. Ama şifreleme olmasaydı elektronik ticareti kullanamazdık. O anda şifreleme doğuyor. Şöyle bir iddia var felsefede. Bir takım iyi fikirler insanların aklına gerektiği zaman geliyor. İstendiği zaman, arandığı zaman geliyor. Yoksa durup dururken işte ne bileyim 1843 yılında birisi ben RSA algoritması buldum demiş olmasının çok büyük bir önemi yok. Demiş de olabilir şimdi enteresan taraf ama hiç kimse dinlememiştir. Anlatabiliyor muyum? Yani bir takım insanlar erken öten horozlar gibi sadece konuşurlar, ne dediklerini anlamayız. Ondan sonra aradan şu kadar bir yıl geçer, aa bu bunu diyormuş, meğerse bu çok büyük bir yaratıcı kaşifmiş falan deriz, böyle şaşırırız ama ona teşekkür edecek şeyimiz yok, bir imkanımız yok. Ben öğrenciyken, doktor öğrencisiyken linear programming çok önemliydi. Linear programming mesela telefon networklarında en kısa yolları bulmak için, ondan sonra bu işte lojistikte bir takım malzemenin, bir takım yüklerin yönün bir köşesinden bir sürü farklı köşesine taşınmasının en optimal bir şekilde hesaplamanın bir yoluydu. Linear programming çok yavaştı. Ben tam öğrenciyken, doktor öğrencisiyken bir Hintli, AT&T Bell Labs'ta çalışan bir Hintli ilginç bir algoritma buldu. Karmakar'dı adamın ismi. Karmakar algoritması bu lineer programını çok daha hızlı çözdü. Yani biz o problemleri ararken o problemler bizim için önemli. O problemler zorlaşmaya başladığı anda birisi çıkıyor. Ben bir algoritma buldum diyor. Yani bu işler böyle. Yani şimdi mesela ben niye bir şey keşfetmiyorum? Niye zor problemlere bakmıyorsun ki? Kolay problemlere gidersen bir şey keşfetmezsin. Bu shortest path algoritmaları bunlar graflerde geçiyor. Bunlar da aynı şekilde mesela internette rota hesabı. İşte efendim Adana Üniversitesi'ndeki bir bilgisayardan çıkan bir datanın Avustralya'daki başka bir e-mailin diyelim, başka bir bilgisayardaki kullanan bir kişiye ulaşması için bir rota izlemesi gerekiyor. Bütün router'lar, rotacılar birbirlerine bağlı. Ama o bağlantılar çok sağlam bağlantılar değil. Geçici olarak kopabiliyor. Bazen sürekli kopabiliyor. Rotanın sürekli kendisini yenileyerek o Avustralya'ya ulaşması lazım. Bu path algoritmaları bunu yapmamızı sağlıyor. Error correcting code bir bambaşka taraf algoritma kısmının. Error correcting code ile yapılan şey şu.
Özellikle işin içerisinde donanım varsa, siz diyelim ki bir memory çipine bir sayı yazdınız, 13, 4 bitlik bir sayı. Okuyorsunuz, 13'ü okuyamıyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Çünkü işin içinde fizik var. İşin içerisinde gürültü var. Ortamın gürültüsü var. O yarı iletkenin kendi gürültüsü var. Yarı iletkenin bağlı olduğu güç kaynağının gürültüsü var. Bütün bu gürültü üst üste biliyor. Bazen bir biti değiştirebiliyor. Sıfırı bir yapabiliyor, biri sıfır yapabiliyor. İstiyorum ki okuduğumu yazdığımla okuduğum aynı olsun. Bunu nasıl sağlayacağız? Sağlıyoruz. Error correcting kodlarla sağlıyoruz. Yani okuyor, hata varsa hatayı da düzeltiyor. Çok fazla hata varsa düzeltemiyor. Okuyamadım diyor. Ama bir iki hatayı mesela üç hatayı düzeltebiliyoruz. Bu shortest path algoritmalarının internet protokollarında kullanılmış halleri de bu TCP ve IP routing algoritmaları. Pattern matching, patternleri birbirine benzetip benzeyenleri bulma metodu. Bu insanoğlu ve diğer canlıların DNA'larındaki benzeri kısımları bulmamıza imkan veriyor. Mesela diyelim ki bir takım canlıların bazı özellikleri, işte bir çocuğun gözünün rengi ya da bir yılanın uzunluğu ya da kalınlığı, böyle bir takım özelliklerini belirleyen genler DNA üzerinde bu onları bulmak, keşfetmek mümkün olabiliyor. Birbirine benzeyen iki ortak özellikle canlının aynı genlere sahip olduğunu görebiliyoruz. Bu konuda bilgilerimiz çok daha henüz başladı. Çok yeterli. Yani biz pattern matching metotlarıyla gen analizi yapmayı, bioinformatik deniyor bu konuya, 25-30 yıldır biliyoruz. Yani o kadar çok şey yapabiliriz ki o konuda çok şey var. Daha da önemlisi, en sonuçta da en çok kullandığımız arama motorları, search engines. O konuda bir sürü cümle kurdum zaten. Şimdi bu algoritmalar gerçekten bir işe yarıyor arkadaşlar. Bunlar gerçekten bir takım, yani böyle aldık işte bunu da bulduk, bak bu ne güzel türünen şeyler değil. Bir defa data çok var. Yani artık tera da değil. Terayı unutun. Yani benim laptopumda 1 terabyte, 2 terabyte yer var. Peta da değil. Daha yüksek. Yani onun da 1000 katı. Onun da 1000 katı dataya doğru ilerliyoruz. Data çoğaldıkça. Üstelik gerçekten de çok hızlı arttırıyoruz bunu. Yani cep telefonları resim ve video çekeli beri her şey 1000'le çarpılmaya başladı. Yani inanılmaz yani. Büyük kocaman bir data üretiyoruz ve gerçekten bunların çoğu da gereksiz. O ayrı bir problem ama data üretilmiş. Onunla bir şekilde uğraşman lazım. Kedisinin adam videosunu çekiyor. Facebook'a yüklemek istiyor. Sen bunu yapma. Olur mu? Niye işte efendim kaynak kullanıyorsun? Denebilir ama demiyoruz. İzin veriyoruz. Facebook buna izin veriyor. Facebook'ta adama reklam gösteriyor, para kazanıyor. Girift bir ilişki var orada. Dolayısıyla datanın büyümesine, hızlı bir şekilde büyümesine izin vermişiz. Bir gün bunu tersine döndürebilir miyiz? Bilemiyorum. Geleceği bilmiyorum ben. Gelecekle ilgili cevaplar vermeyeyim. Elektronik ticarette kullanıyoruz. Mesela ne demiştim? RSA encryption gibi algoritmalar. Network traffic bizim için çok önemli. Faturalanma sistemleri, izleme sistemleri, veri tabanı işlemleri. Mesela bir Amazon'un veri tabanını düşünün. Yani aradığınız şeyi bulup sizin karşınıza getirmesi saniyeler sürüyor. Onu da boş verin. Onun bir sürü alternatifini size sunuyor. Çünkü Amazon sonuçta kendi malını satmıyor. Başkasının malını satıyor. Onun için fark etmez. Sen hangisini alırsan fark etmez. Yeter ki al diyor adam. Dolayısıyla Amazon çok iyi bir database tutuyor. Yani dünyanın en iyi veri tabanını işleten şirketi yani. Onun başarısının arkasında o veri tabanı var. Yani bunu yapan, bunu onlar başardı. Dolayısıyla trilyon dolarlık şirket oldular. Fizikte, jeolojide, astrofizikte bol miktarda data var. Kozmoloji bunlardan bir tanesiydi.
Datayı ayrıca sensör networklarıyla da toparlıyoruz. Sürekli ölçüyoruz yönünün dört bir tarafında. İklimi ölçüyoruz. İşte suyla ilgili parametreleri ölçüyoruz ve çok miktarda data topluyoruz. Çünkü tahminler yapmamız gerekiyor. İşte efendim kuraklıkla ilgili tahminler, işte iklimle ilgili tahminler vesaire. Biyoinformatikten de bahsetmiştim. Şimdi gerçek bir probleme bakalım. İnternette haberleşme. Şimdi mesela bir mesajı alalım, bir e-mail mesajını. Ben kısa bir e-mail yazıyorum diyelim ki bir hocama. Bir şey istiyorum ya da bir şeye cevap veriyorum. O e-mail resim de olabilir, şimdi video olabilir, genellikle yoktur ama genellikle text'tir, yazıdır. Bunu alıp parçalara bölüp her bir parçaya bir IP paketi deniyor. Bir parçanın içerisinde sonuçta binary bir data var. Parçalar eşit parçalara bölünmüş. O her bir parçaya da IP paketi deniyor. Her bir paketin üstüne gönderen ve alan yazılıyor. Çünkü benim gönderdiğim mesajın içerisinde 20 tane paket vardı. Bu paketleri ayrı ayrı gönderilecek. İnanmazsınız ama gerçekten öyle. Onları birbirine bağlamanın yolu yok. Yani her bir paketin başına gönderen ve alan konulması gerekiyor. Bu paketler belki ilk başta çıkarken gönderen bilgisayardan o sırayla çıkıyor. Yani birinci paket, ikinci paket, üçüncü paket diye. Ama sonra bunlar router denilen bir takım bilgisayarlara ulaşıyor. O senin bulunduğun diyelim ki kurumun hatta bulunduğun katın içinde bir router var. Yani bir router var. O router bir bilgisayar. Nedir router? Bilgisayar. Bütün bilgisayarların Ethernet diye bir kabloyla ona bağlanması söz konusu. Ona ulaştı. Şimdi bunun üzerinde zaten gönderici ve alıcı var. Ama gönderici ve alıcı bilgisi biraz azıcık lokal bir bilgi. Şimdi bunun globalleşmesi lazım. Çünkü oradan bir çıkarsa artık nereye gideceğini bilmesi lazım. Avustralya'da şu üniversitede, şu şehirde, şu üniversitede, şu katta, şu adamın bilgisayarı. Fakat rotayı değil, sadece gideceği adresi koyuyoruz üzerine. O kadar. Rotayı bilemeyiz. Çünkü nereden, Türkiye'den çıktığında işte ne bileyim Hindistan'a mı gidecek? Hindistan'dan çıkıp da Japonya'ya mı gidecek? Japonya'dan Yeni Zelanda'ya mı? Yeni Zelanda'dan mı Avustralya'ya gidecek? Hiçbir fikrimiz yok. Çünkü direkt olarak Türkiye'den çıkıp da Yeni Zelanda'ya gidebilir. Oradan tekrar Japonya, Japonya'dan gidebilir Avustralya. Bir sürü rota var. O yüzden sadece varacağı adresi veriyoruz. Çünkü internetin topolojisi, bağlantıları sürekli değişiyor. Ve sürekli bazı yerlerde tıkanmalar oluyor, yavaşlıyor. Sürekli bazı yerlerde tıkanmalar açılıyor, hızlanmalar oluyor. Ve internet protokolünün yaptığı da o hızlanmaları daha çok kullanmaya çalışıyor. Ve bu tamamıyla dinamik bir informasyon. Dolayısıyla aslında her bir router o paketi aldığında bir yerden alıyor. Bu ne? Diye sorduğu yok. Bütün yaptığı şey bu nereye gidiyor? Sadece destination, varacağı adrese bakıyor, göndereceği yere karar veriyor. Ona bütün söylenen şey şu blok destination'lar, varış noktaları için buraya gönder, bu blok için buraya gönder, bu blok için. Router aslında, router denilen şey bir routing table diye bir şey kullanıyor. Routing table sadece her bir adrese göre, her bir destination'a göre hangi kabloya gideceğinin kararını veriyor. O kadar. Çünkü bütün bilmesi gereken o. Bir sonraki router'ın da bütün bilmesi gereken o. Bir sonraki router'ın da bütün. Herkes göndereceği yeri bilsin yeter. Adrese bakar göndermem gereken yer budur. Adrese bakar göndermem. Her bir paketi gönder. Dolayısıyla bazen paketler birbirinden ayrılır arkadaşlar. Bir üç
İşte efendim Hindistan'dan gidebilir. 7 ile 9 da işte efendim Yeni Zelanda'dan gidebilir. İnanmazsınız. Evet, aynen böyle oluyor. Gerçekten bunların birlikte gitme ihtimali çok yüksektir. Ama ayrılma ihtimalleri de vardır. Dolayısıyla aslında her bir router bir anahtardır, bir switch'tir. Portları vardır. Input portları ve output portları vardır. Input portlarından aldığına hangi output porta koyacağına karar verir. Çok basit bir iş yapıyor. Paketi alıyor bir input portundan, başka bir output portuna koyuyor. Yani dünyanın en aptalca işi diyebilirsiniz. Orada birisi oturmuş böyle bir cin, input portundan aldığını o output portuna koyuyor. Şöyle sırayla burada 1000 tane input portu var, 1000 tane de output portu var. Bütün yaptığı bu yani. Sürekli aslında bunları postanelerde de yapıyorlar. Sürekli sorting yapıyor. Yani bunu buraya, bunu buraya koymak demek. Dolayısıyla şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Acaba her bir router'da her bir IP adres için bir output port mu olmalı? Eğer bu böyle olursa IP adres kadar output port olması gerekir. Şimdi bir tane router eğer arızalanırsa onu hızlı bir şekilde değiştirebilmem gerekir. Genellikle router'lar saniyede milyonlarca 10 milyon, 20 milyon paket göndermesi gerekir. Dolayısıyla bu problemi orada çözmemiz gerekir. Bu bir algoritmadır arkadaşlar. IP routing algoritması. Ben şimdi buna bir çözüm getirdiğimde, bir algoritma bulduğumda bunun ben neyine bakacağım? Bunun rakibi var mı? Belki var, belki yok. Birkaç tane farklı routing algoritması olabilir ama çok fazla routing algoritması yok ortalıkta. Benim bilmem gereken şey ne biliyor musun? Efficiency, ne kadar hızlı yapıyorum bunu? Scalability, birdenbire 1000 yerine 10.000 paket gelmeye başlarsa, bir sürü e-mail gidip gelmeye başlıyor. Belli zamanlarda insanlar heyecanlanıyor, binlerce tweet yazıyor. Değil mi? Şimdi birdenbire bütün network binlerce tweet'i taşımak zorunda. Ne oluyor? Yavaşlıyor ister istemez ama taşıyor. O scalability bir yere kadardır. Her şeyin scalability'si sonuçta bir yere kadardır. Ama yani %10 arttı diye senin altyapın hani yavaşlıyorsa kötü. Ama 2 katına çıktıysa yavaşlıyorsa belki o da bile kötü. Ama 10 katına çıktıysa yavaşlıyorsa belki o kabul edilebilir. Şimdi bu da başka bir konu da Google ile ilgili. Google'da çok enteresan bir yapı var. Mesela nasıl oluyor da siz tek bir query yazıyorsunuz. Diyelim ki spor ayakkabısı. 2 tane kelimeden ibaret. O size bu spor ayakkabılarını buluyor. Şimdi bunu yapabilmek için, binlerce farklı sayfayı indekslemesi gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela o sayfanın birden fazla indeks terimi vardır. O sayfada spor ayakkabısı vardır ama bir sürü türleri vardır. Mesela dedim ki dağcılık ayakkabısı diyen adam da o sayfaya gelir. Koşu ayakkabısı diyen de o sayfaya gelir. Gayet jenerik bir şekilde spor ayakkabısı diyen de o sayfaya gelir. Yani her bir sayfanın onlarca indeksi var. Ve bu indekslerle birlikte bu sayfaların adreslerinin, sayfaların kendileri değil. Google sayfanın kendisini tutmaz. O sayfa başka bir yerdedir. Google onun adresini bilir. Yani onun URL'ını bilir. HTTPS her neyse o bilgisayarın bulunduğu işte efendim ülke, ondan sonra bir takım sayfalar, onun altında bir takım sayfalar, onu bilir. Google'un bütün yaptığı indekslerle URL'leri match etmektir. Bunu yapmasaydı scalable olmazdı. Başka bir problem de çok ilginç. Şimdi ben size çok güzel bir problem çözeceğim. Bugün değil. Başka bir gün. Ama biz bu arada 75 dakikamızı doldurduk.
Arkadaşlar bu sayfada duruyorum, bu 8. sayfa ve şey nedir, kaydı da durduruyorum. Şimdi